şehre sembolü olmuştu gerçekten. Evet. Depremzede babayla kızım. Ben farklı bir şey kazanmıştım. Her zaman. Kentlerden ödeydi. Hatay'da, Hatay'da herhalde kısalıklı çalışmaları tüm vesayetleri devam ediyor. Ama iki bölümde oluşturuyor. Bizler de şu anda o iki bölümden sizlere önümüzden yakaladan zevkleri kalan yaşı memnuniyetle inceleyelim. Nevşehir Fazlı'nın Nevşehir'in diye çözümünün bir tarafından bulunan bu yolda ödeyecek. Şu anda yani o depremzede odalar aslında o görevimiz var. Sergimizin açılışını gerçekleştiriyoruz, resim sergisi. Aslında Almanca öğretmeni olan Dilek öğretmenimizin yapmış olduğu, içinden gelen duyguları yansıttığı ve çok kutsal bir amaçla gerçekleştirdiği bir sergi. Kutsal amaçtan da bahsetmek isterim. Biliyorsunuz asrın felaketiyle ülke olarak hepimiz karşı karşıya kaldık ve herkes gücü nispetinde bölgeye ilk günden itibaren destek vermeye devam ediyor. Biz de Nevşehir olarak farklı bir uygulamaya aslında ev sahipliği yaptık. Dört ayrı noktaya Gaziantep, Hatay, Malatya ve Adıyaman'a eğitim konteynerleri gönderdik. Ve bu eğitim konteynerleri öğrencilerimizin ve öğretmenlerimizin nezaretinde Nevşehir'de üretildi. 42 metrekare büyüklüğünde asas sınıflar yaptık. Ve o gönderdiğimiz sınıflarla eğitim imkanının olmadığı yerlerde, konteyner kentlerde ve yıkılan deprem bölgesinde çocuklarımızın eğitim görebilecekleri, ana sınıfa eğitimi olabilir, aynı zamanda yetenek kurslarının olabileceği, beceri atölyelerinin olabileceği eğitim sınıfları yapıldı. Eğitim müdürümüzün tabii ki başkanlığında, koordinasyonunda. Dün itibarıyla 23 tane eğitim konteyneri, 42 metrekare eğitim konteyneri deprem bölgesine ulaştırıldı. Bugün burada, bu arada üretimi de devam ediyor. Şu anda öğretmenlerimiz devam ediyorlar. En son yaptığımız konteynerlerde belediyeden ve özel idareden almış olduğumuz destekle çok daha hızlı olarak, daha büyük ve daha sayı arttırarak konteyner yapma fırsatımız oldu. Bu sergide aslında o amacı da destek veriyor. Bugün burada sergilenen resimler aynı zamanda satılıp elde edilen gelirle eğitim konteynerine dönüşecek ve deprem bölgesindeki çocuklarımızın eğitim görebilecekleri mekanlara dönüşecekler. İlimiz açısından da fark yaratan bir uygulama oldu. Çünkü gönderdiğimiz eğitim konteynerlerini işte Nevşehir İlkokulu, Nevşehir Ortaokulu olarak tabelalarını astık ve bölgede hizmete sunduk. Çok ciddi anlamda özellikle ulusal basında da karşılık buldu. Yerelde zaten o eksikliğin çok hızlı bir şekilde görülüp aynı zamanda tedbir alınması, buradan gönderilmesi çok anlamlı oldu. Ve geleceğimizin teminatı olan çocuklarımızın talihsiz bir olay, deprem sebebiyle okullarından çok daha uzak kalmamaları için düşünülmüştü. Ben emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Değerli öğretmenimizin bu ilk sergisini de, gelirini bu şekilde değerlendirecek olmasından dolayı da kendisini kutluyorum. Yapmaya başladım. Tabii bu resim eğitimini ben hiç almadım. Yeteneğimi keşfettiğim zaman bir öğretmen olarak içimden şunu dedim. Ben ihtiyaç sahibi öğrencilerime konuda her zaman yardım olacağım diye kendime söz verdim. Ve bu yakın tarihte yaşadığımız deprem olayından sonra da zaten bir sergi açmayı düşünüyordum. Bu da benim için güzel bir fayda sağladı. Depremzede öğrencilerimize destek olmak benim için büyük bir gurur verici.